Gobeller merhabalar. 18. köşe taşımızdayız arkadaşlarım. 4 numaralı ünite eşitsizlikler konusundayım. 18. köşe taşımla devam ediyorum dostlar. Bakalım ne demiş bu köşe taşı. Denkleminin diyor gerçel sayılar kümesinde çözümü olmadığına göre M'nin en geniş değer aralığı nedir diye bir soru sormuş arkadaşlarım. Çözümü yokmuş dostlar. Hatırlayın ikinci dereceden denklemleri. Çözüm kümesi yoksa ne diyorduk? Delta. Yani B kare eksi 4AC dediğim şey çözüm yoksa sıfırdan küçük olacak demiştik dostlarım. O halde bu adamın deltası sıfırdan küçük olacak. Hadi deltayı bulalım. B kare eksi 2M'in karesi 4M kare yapar. Eksi 4AC eksi 4 çarpı A'mız şurasıydı 1. C'miz de sabit sayıydı 2 ve küçük olacakmış bu 0'da. Düzenliyorum. 4m kare eksi 8 küçük olacak 0'dan. 4'e bölelim. M kare eksi 2 küçük olacakmış 0'dan dostlarım. Peki burayı 0'a eşitlediğimizde kökler ne gelir? Bir eksi kök 2 bir de artı kök 2 gelir. Hemen tablomu yapıyorum dostum. Eksi kök 2 ile artı kök 2'ymiş kökler. Artıyla başlıyorum. Eksi artı. Küçük olan yerlere al diyor. İşte bu aralıktır benim köküm. Köklerimin, çözüm kümemin, M'nin en geniş değer aralığının olduğu yer eksi kök 2 ile kök 2 aralığıdır. Cevabımız Edirne'de. Geldik 2 numaraya. Denkleminin diyor gerçel kökleri birbirine eşit ise... Neydi bu? Kökler eşit ise çakışık kök var diyorduk arkadaşlarım. X eksenine teğet diyorduk dostlar. O halde delta ne olacaktı? Sıfıra eşit olacaktı. Hadi bunun deltası. B kare eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 A'mız 2M. C'miz de M. İşte bu neye eşit olacakmış? Sıfıra. Düzenleyelim burayı. 1 4 kere 2 8 eksi 8 m kare eşittir 0 oldu. 1 eşittir 8 m kare 1 bölü 8 eşittir m kare geldi. Kare kökünü aldım. 1 bölü 2 kök 2 çıktı m'in pozitif değeri. 1 bölü 2 kök 2 de kök 2 bölü 4 demektir. Cevabımız Adana'daymış. 3 numaradayım dostlarım. Denkleminin kökleri gerçel olduğuna göre diyor. Gerçel kökleri varmış bu adamın. Yani kökleri 2 taneymiş ve deltası 0'dan büyük diyeceğim o halde. Hadi deltayı bulalım. B kare. Eksi 8'in karesi 64. Eksi 4 çarpı A'mız yine A yazıyor A'nın olduğu yerde. Çarpı C dediğimiz şey de 4A. Ve büyük olmalı 0'dan. 64 eksi 16 a kare büyüktür 0'dan diyorum. Hemen 16'ya bölelim. 4 eksi a kare büyüktür 0 geldi. Köklerini ayarlayalım arkadaşlarım. Şöyle olur. 2 eksi a çarpı 2 artı a diye ayrılır bu köklerine. Büyüktür 0 diyelim. Bunun kökü 2. Bunun kökü eksi 2 gelecek. Hemen tablomuzu oluşturdum dostlar. Kökler eksi 2 ile 2 aralığında. Bunun işareti artı. Bununki eksi çarptığımda eksi geldi. Eksiyle başladım. Artı eksi. Büyük olan yerlere al diyor. Eksi 2 ile 2 aralığındadır. Bunun kökleri dostlarım. Ne diyor? A'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı. Peki eksi 2 dahil mi? Eşittir olmadığı için dahil değil. Eksi 1, 0, 1, 2 dahil mi? Eşittir olmadığı için 2 de dahil değil. Bunların toplamını soruyor bize. Toplarsanız cevabım. Sıfır geldi Gobeller. 4 numaradayız. Denkleminin iki farklı gerçel kökü olduğuna göre diyor deltayı hemen büyüktür 0 yapıyor. Deltamız b kare eksi 3'ün karesi 9 eksi 4 çarpı a. A yerine şu adam gelmiş yani 2m eksi 1 gelmiş Gobeller. C. C yerine de 4 gelmiş dostum. Çarptım 4 ile. Ne diyorduk? Büyük 0 olacaktı. Hadi bakalım düzenleyelim bunu şimdi. 9, 4 ile 4'ün çarpımı 16. Şimdi 16'yı da eksi 16 hatta. Eksi 16'yı içeriye dağıtacağım. Eksi 32m artı 16 oldu burası da dostlar. Büyüktür 0. Düzenleyelim.
25 oldu. Büyüktür. Eksi 32M'i de bu tarafa atıyorum. 32M'den. 32'ye böldüm her iki tarafı. 25 bölü 32 büyüktür. M çıktı. 25 bölü 32 yaklaşık olarak 0. bir şey. Demek ki M 0. bir şeyden daha küçük bir sayı. Yani 0 olabilir. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gider bu sonsuza doğru diyor dostlarım. Bize de diyor ki M'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? En büyük bunların içerisinde 0 olduğunda cevabım Ceyhan geldi Gubeller. Evet, 18'i gömdük, çevirdik, 19'dayız. Bakalım bu ne diyor? 19 numara, olduğuna göre A'nın alabileceği değerler kümesi nedir diye soruyor. Bakın burada ne olduğuna göre demiş. Her x eleman R için, tüm x değerleri için bu adamın sonucu sıfırdan büyük çıkıyormuş. Her zaman pozitif oluyormuş dostlarım. Ya bu şu demek. Şimdi bu adamın kökleri olsaydı, bak atıyorum işte 2, 3, 5 gibi kökleri var. Dostum, biz en büyük işaretini kabul ediyorduk. Hani şurayı yazıyorduk değil mi? En büyük işaretimiz artı olduğu için artıyla başlayalım mesela. Kök görseydik eksi, kök görseydik artı, kök görseydik eksi diyecektik. Ben de diyorum ki lan bu adam daima sıfırdan büyükmüş, daima pozitifmiş. E bu eksilerin ne işi var burada? Eksi olmaması lazım. Artıyla başlaması lazım. Hep artı gitmesi lazım. O halde kökü olmayacak kardeşim. Kökü olmayacak ki bu adamın şuradaki işaretler değişmesin değil mi dostum? Hep artı. Artıysa artı, eksi ise de eksi olarak hareket etsin istiyoruz. O yüzden diyoruz ki daima sıfırdan büyük veya daima sıfırdan küçük diyorsa, yani hepsi eksi olacak istiyorsa, kökü olmayacak bu adamın. O halde delta sıfırdan küçük olacak diyeceğiz. Bu bir. Hep pozitif istiyorsa demek ki en büyük dereceli terimin katsayısı da pozitif olacak ki pozitifle başlasın. Hep pozitif 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 gitsin. Daima pozitif olsun. O halde A bir kere sıfırdan kesin büyük. Delta da bir kere kesinlikle sıfırdan küçük olacak arkadaşlar. Hadi delta'yı bulalım şimdi. Sıfırdan küçük dedik. B kare 16 eksi 4 çarpı A'mız yine A çarpı C 12. Ne dedik? Küçük 0. Buradan 16 eksi 12 A küçüktür 0 geldi. Yani 12 A'yı bu tarafa atalım. 4 bölü 3'ten büyük geldi A. A 4 bölü 3'ten büyük, sonsuza kadar gidiyor. Sıfırdan da büyük diyor. E zaten sıfırdan büyük oluyor değil mi? 4 bölü 3'ten büyük olması otomatik olarak sıfırdan da büyük olması olduğu anlamına geliyor. Demek ki 4 bölü 3'ten büyük sonsuza kadar gidecek diyorum kardeşim. Geldim 2 numaraya. Fonksiyonu x'in her gerçel sayı değeri için negatif olduğuna göre. Bak şimdi bu da diyor ki küçüktür sıfır olsun diyor. Şimdi biz ne dedik? Daima sıfırdan küçük veya daima sıfırdan büyük diyorsa delta bir kere kesinlikle aga küçüktür sıfır olacak. Bu adamın kökü olmayacak kesinlikle. Çünkü kök olduğunda kökü görünce işaret değişiyor ya. Eksiyle başladım. Kökü göründüm, artıya döneceğim mecbur. Yani daima eksi olmuyor ya da daima artı olmuyor. O yüzden kök yok. Peki kök yok. Bir de ne diyordu? Sıfırdan küçük. O halde en büyük dereceli terimin katsayısı da mutlaka küçük sıfır olacak. Yani A eksi 1 dediğim adam kesinlikle küçüktür sıfır olacak. Bu da ikincisi. Bakın şimdi delta'yı da bir bulalım mı hemen kenarda şöyle köşede. B kare. Yani A eksi 1'in karesi olacak. Şöyle biraz küçük yazıyorum dostlar. Eksi 4 çarpı A'mız A eksi 1. Çarpı C. C'miz de eksi parantezine alsak C'yi şurayı. A artı 1 olur. Eksiyi de şuraya verelim. Buraya artı yapalım. A artı 1 diye gelsin buraya. Ve ne dedik? Delta küçüktür 0 olacak. Şimdi şurayı bir toparlıyorum arkadaşlar. Bakın toparlayalım. A kare buradan, 4A kare buradan, 5A kare geldi. Ben burayı biraz hızlı yapayım. Siz yavaş yavaş yaparsınız. Buradan A geldi. Buradan da bu geldi. Eksi 2A geliyor arkadaşlarım. Bir de eksi 3 geldi. Küçüktür 0. En son toparlanmış hali bu. Şimdi çarpanlarını ayıralım bu gobeli. 5A'ya A diye yaptım. Burayı da 3'e eksi 1 diye ayırdım. Bakalım kontrol edelim. Evet eksi 2A'yı veriyor. Demek ki 5A artı 3 bir çarpanı. A eksi 1 de diğer çarpanı. Küçüktür 0 geldi. Şimdi bunun kökleri eksi 3 bölü 5'e. Bunun kökü de 1. Bir de şu vardı arkadaşlarım. Bunun da kökü 1. Unutmayalım bunu. Şimdi tablo oluşturacağız Gobeller. Tabloyu nerede oluşturacağız? Hemen söylüyorum.
bir önceki çözdüğüm videodaki köşe taşının boş bir yerini kullanacağım. Orada oluşturacağız dostlar. Şurada oluşturalım tabloyu. Gözüküyor mu burası? Bir bakayım. Evet, gözüküyor. Şimdi şöyle çizdim tablomuzu. İki parçaya ayırdım. Bir A-1'imiz var tablomuzda. Bir A-1. Bir de 5A artı 3 ile A-1'imiz var. Şimdi kökler. Bir eksi 3 bölü 5 birinin kökü. Eksi 3 bölü 5. Bir de 1 var. Şöyle çizelim. 1 hem bunun hem bunun kökü. Eksi 3 bölü 5 de sadece bunun kökü. Şimdi buna neyle başlıyorum A-1'e? Artıyla başladım. Eksi eksi. Buna da artıyla başlıyorum dostum. Artı, eksi, artı diye de buna gittim. Bunun diyor ki küçük olan yerlerini al. Yani şurayı. Bunun da diyor ki yine küçük olan yerlerini al. Yani şurayı. Peki ikisinin kesiştiği yer neresi? Eksi 3 bölü 5 ile 1 aralığında olan yerler. Yani cevabımız hangisi gözüküyor? Zaten eksi 3 bölü 5 bir tek Edirne şıkkında var. Cevabımız Edirne'ymiş, Gober'dir. Geldim 3 numaraya. Her x bilmem nesi için şunu bir düzenleyelim önce. Eksi ax kare olur. Eksi xb eksi c'de buraya aldım küçüktür 0. Bir de eksiyle çarpalım. Ax kare artı xb artı c büyüktür 0 oldu. Eksiyle çarptım, yön değiştirdim. Diyor ki daima 0'dan büyük olmasını istiyor. Bak her x için neydi bunun şartı? Bir kere delta kesinlikle küçük 0 olacak. Pozitif olmasını istiyor da en büyük dereceli katsayımız yani A da kesinlikle sıfırdan büyük olacak. O halde cevap Ceyhan'da gezli. Geldik bu adama. Fonksiyonunun grafiği x eksenini hiçbir noktada kesmiyorsa kesinlikle deltamız nedir? Sıfırdan küçüktür arkadaşlarım. Hadi bir deltayı bulalım. B kare m eksi 3'ün karesi, onu da açarak yazıyorum. M kare artı 9 eksi 6 m. Sonra 4AC demiştik. 4 çarpı eksi 1 çarpı 2M eksi 3. Onu da açalım arkadaşlarım. 8M eksi 12 küçüktür 0 olacak. Yani deltamız bu. Küçüktür 0 olacak. Burayı bir toparladım. M kare artı 2M eksi 3 küçüktür 0 geldi. Çarpanlarını ayırdık 3'e eksi 1. Bir M artı 3 geldi. Bir de M eksi 1 geldi. Küçüktür 0 oldu dostlarım. Şimdi zamanda doldu. Buradan da hemen ne diyoruz? Arkadaşlar bu 12 dakikada duruyor ya bu video. Bu bir sıkıntı ya. Baksana bu soru yarım kaldı. Şimdi şöyle diyeceğim kardeş. Hani bu işi bilen var mı içinizde? Varsa bir yorum yazın da kardeşlerim. Bunun bir çözümü var mıdır? Nedir? Hafıza kartımızı da yeni aldık. O da bir şeye yaramadı. Bir bakın bakalım ya şu işe. Bir anlayan varsa bir yardımcı olsun bana. Neyse şurayı biraz ben hızlı hızlı yaptım. Bari madem yeni videoya geçtik yavaş yavaş çözeyim. Ben bunları birleştireceğim zaten videoları. Şimdi ne dedik? Şurada bir deltamız mutlaka sıfırdan küçük olacak dedik kardeşim. Deltayı şuraya yazdık ve deltanın çarpanlarına ayrıldı. 3'e eksi 1 dedik. Şimdi 3'e eksi 1'i hemen tabloda göstereceğiz değil mi arkadaşlarım? Şöyle bir kök tablosu yapalım şurada. Eksi 3 ile 1 diyelim. Neyle başlıyorum? Artıyla başlıyorum. Artı, eksi, artı geldi. Küçük 0 yani eksi 3 ile 1 aralığındaki kökleri alın diyor bize. Bu aralıkta neler var arkadaşlarım? Eksi 3 dahil mi? Hayır, eşittir yok. O halde eksi 2, eksi 1 ve 0 değerlerini alacağım. Çünkü 1 de dahil değil. Ne diyordu? Emin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Eksi 2 ile eksi 1'in toplamı da eksi 3 geldi Goberler. Evet arkadaşlarım hadi bakalım bir sonraki videomuzda görüşeceğiz inşallah. Kolay gelsin şimdi size.